Hello, we are BTS. Evet, hep birazdan. Sonsuza kadar BTS, sonsuza kadar ARMY. Merhaba ilkilerim, kanalınıza hoş geldiniz. Bu ilkiniz size hep ne der? BTS yaşlanana kadar bir grup olarak bizimle olacaklar, merak etmeyin. Onlar birbirlerinden ayrı yaşayamaz der, öyle değil mi? Son 3 yıldır 2027-2037 sözleşme muhabbetleri dönüyordu ve çoğu kişi BTS ayrılacak diye umut ediyordu. Bu haber K-pop ise ve solo stanlere kötü, ARMY'ye iyi haber. BTS sessiz seda şirketiyle olan sözleşmesini yeniledi. 2025 sonrasında da uzun bir süre bizimle olmaya imzalı söz verdiler. Daha önce de demiştim. BTS 2018'de sözleşmelerinin bitmesine 2 yıl kala sözleşmelerini 7 yıllık yenilemişlerdi. Yani bitiş gününün gelmesine bile izin vermiyor, ayrılma fikrine tamamen uzak duruyorlar. Bu kez yine sözleşme bitiş tarihini 2 yıl kala solo dönemde olmalarına rağmen grup sözleşmesini yenileme kararı almışlar. Haybe'nin haberine göre BTS üyeleri sözleşme yenilemesi için imza atmış ve şirket de yönetim kurulunun kararını tamamlamış. Tüm üyelerin ikinci bir sözleşme yenilemesi imzalamasıyla grup askerlik hizmetlerini tamamlamanın ardından 2025'ten sonra faaliyetlerine kaldıkları yerden devam edecek. Jin ve Hobi askerde olduğu için geldikleri zaman imza atacaklar. Eğer onlar yenileme onayı vermeseydi bu haber yayınlanmazdı zaten. Namjoon imzayı atmış bile. Instagram hikayesindeki resimde özel popüler kültür sanatçısı sözleşmesi yazıyor. Liderimiz bize mutlu haberi böyle duyurdu. Evet, biz şirketi sevmiyoruz ama sözleşme yenilenince sözleşme maddeleri de yenilenir. BTS'e güvenin, bir bildikleri var. Daha havalı bir şey söyleyeyim mi? Normalde yönetim kurulu sözleşme yenilemesi gibi şeylere dahil olmazmış. Ama Bangtan'ın yenilediği sözleşme çok pahalı ve önemli olduğu için Haybe yönetim kurulunun da devreye girmesi gerekmiş. Çünkü en son yayınlanan verilerde Haybe şirketi gelirlerinin %65'ini BTS'ten sağladığını açıklamıştı. Yarısından fazlası yani. Bünyesinde birçok şirket, grup ve solo sanatçı barındıran Haybe, BTS oradan ayrılırsa iflasın eşiğine gelir. Geçen yıl ikinci dönem haberlerinden sonra bile grup dağılacak endişesi saatler içinde Haybe'nin 1.7 milyar dolar piyasa değerini silmişti. BTS şirketi ayakta tutan güç. Bu nedenle üyeler yeni sözleşmede daha fazla hak talep etmiş haklı olarak. Üyelerin önceden sahip oldukları hisseye daha fazlası eklenecek. Bu şirket gelirlerinin %65'ini BTS'den elde etmesi yeni sözleşmeye de yansıyacağı için Bangtan'ın elde edeceği gelir de artacak. Yani yönetim kurulunun toplantıya dahil olması bu çocukların şirketin asıl sahibi olduklarını bir kanıtı. Eminim BTS sözleşme maddelerine haklarını koruyacak güçlü şartlar da eklemişlerdir. Çünkü bu şirket önceki sözleşmenin açıklarını kullanarak bu kadar kaypak davranabiliyordu. Umarım BTS bu kez kimin üstün olduğunu herkese gösterir. Saçma sapan durumlarla karşı karşıya kalmayız artık. Ne kadar harika olduklarını bize gösterdiler mesela. Sözleşme yenileme haberinin ardından Big Hit BTS ve ARMY'ye teşekkür etmek için UNICEF'in Kore komitesine ARMY adına 1 milyar won bağışta bulunmuş. Big Hit demek BTS demek. Yani üyeler bizim için, bize teşekkür etmek için bağışta bulunmuş. ARMY'ler de BTS'e teşekkür etmek için karşı bağışa başladı. Linki aşağıya bırakacağım. İsterseniz siz de bağış yapabilirsiniz UNICEF'e. İşte benim grubum dünyaya sadece kaliteli müzik değil, insanlık da yayıyor. Üyeler hep 2025'ten sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz dediler ilkilerim. İşte attıkları resmi adım bu yenilenen sözleşme. Ne bizden ne de birbirlerinden ayrılamazlar. 2025'e kadar biz de sonsuza kadar onların yanında olacağımızı gösterelim. Hepimizin BTS'i bir kere de olsa yakından görmesini diliyorum. Birlikte BTS konserinde biz de eğleneceğiz ya. Sizin de yorumlarınızı bekliyorum ilklerimi, sizi moralıyorum.